Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir motif modeli çalışacağız. Gerçekten çok şık ve çok güzel. Yapımı oldukça kolay. Genelde kolay modelleri tercih ettiğimi sizler de biliyorsunuz. Yapımını hemen şimdi göstereceğim. Öncelikle iplerimi göstermek istiyorum. Alize'nin Cotton Gold ipini kullandım. Bir de şöyle Alize Süper Lena ile denedim. Bununla da çok güzel oldu. Yeleklerinizde yaparsınız diye denemek istedim ve sizlere de göstermek istedim. Eğer Süper Lena ile yaparsanız da çok hoş duruyor. Videonun sonunda birleştirmeyi de göstereceğim. Umarım beğenirsiniz, severek yaparsınız. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Alize Diva ile yaparsanız da çok güzel bluzlar yapabilirsiniz. Çok güzel yazlık filfil şallar yapabilirsiniz. Eton şala da çok uyar diye düşünüyorum. Çok da güzel olur bence. Hemen isterseniz yapımına başlayalım. Açık mavi şöyle bir ipim var. Açık mavi ile paylaşmak istiyorum. Hemen söylemeyi unuttum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. İsterseniz şöyle 3 renk kullanabilirsiniz. İsterseniz de tek renk, 2 renkle yapabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış. Ben size şunu göstereceğim. Ama dediğim gibi siz isterseniz bu şekilde 2 renk kullanarak yapabilirsiniz. Zevkinize bağlı. Hemen şimdi ortadaki çiçekten başlıyorum. Önce sihirli halka yapacağız. Şöyle ipimi halka haline getiriyorum. Ve ipimin birleştiği yerden tutuyorum. Tığımda hemen gösteriyorum. 2,5 numaralı tığ kullanıyorum. Hemen bir şöyle bir zincir çektim. Sadece bir zincir çektikten sonra halkamın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 şöyle halkamın ipinden tutup biraz küçültüyorum. 4 5 6 7 8 ipinden tutup iyice ortayı kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Hemen dibine batırıyorum bakın. Dibine batırdım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Başını doladım. Aynı yere battım. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Bu biraz bol oldu. Evet. Bu şekilde 4 tane yarım trabzanım olmuş oldu. Ve 4'ünü birden kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın hemen yanındaki sık iğneye batırıyorum. Ve aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Başını doladım, battım. Bu işlemi 4 defa yapıyorum. Batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Geri kalanını tığımda bırakıyorum. 4 tane yarım trabzanım olasıya kadar. Bakın tığımda 5 tane ilmeğim kaldı. 5'ini birlikte topladım. 1, 2, 3 aralara 3 zincir çekerek hiç sık iğne atlamadan tek tek 8 tane yaprak olasıya kadar bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Hiç sık iğne atlamıyorum. Yan yana yapıyorum yapraklarımı. 4 tane yarım trabzan yeterli oluyor ve hepsini kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 8 tane yaprak olana kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ilk yaptığım yaprağın tam tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hemen arkasını çeviriyorum. İyice sıktığınızdan emin olduktan sonra sihirli halkamızın ipini herhangi şöyle bir ilmekten geçirmek istiyorum. Çok sıkı yaptığımız için biraz zor
geçiriyorum. Şöyle herhangi bir ilmekten çok sıkmadan şöyle bir düğümü atarak saklıyoruz ki sihirli halkamız çözülmesin. Maalesef hemen sihirli halka ne kadar saklasak da çözülüyor. Hemen ipimi kesiyorum. Ben böyle üstün körü sakladım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şimdi şöyle koyu bir yeşilim var. Yaprak yeşili. Hemen onunla devam etmek istiyorum. İpimi, düğümümü attım. Herhangi bir 3 zincir çektiğimiz yere batırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve aynı yuvanın içine batırarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzanım oldu. 1 zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya batırıp bir sık iğne yapıyorum. 1 zincir, başını doluyorum. Hemen onun yanındaki yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 trabzan yaptığımız bölümler bizim köşelerimizi oluşturuyor. 1, 2, 3 zincir çektim, başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, hemen önümdeki yuvaya batırıp sık iğne yapıyorum. Bir zincir, başını doluyorum ve buraya da köşe yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. Üç tane ikili trabzan. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir, şöyle ipi de arkada yürütmek istiyorum. Hemen öndeki yuvaya battım, sık iğne. Bir zincir çektim, son köşemi yapıyorum. Üç tane ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. Tekrar aynı yuvanın içine batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Hemen önümdeki yuvaya battım. Sık iğne. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığımız yuvaya, yani yarım köşe oluşturmuştuk. Köşemizi tamamlıyoruz. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire, ilk çektiğim 3. zincire batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu şekilde olacak. İkinci sıramızda ilk sık iğne ile beraber sayarsak 3. sıramız oluyor. Bu şekilde üstün körü hemen saklayalım ipimizi de. Son rengimize geçiyoruz. Son rengimizi yine kremle yapmak istiyorum. Krem ipimi alıyorum. İpimi bir düğüm attım. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Şöyle biraz ittirelim. Yine yarım yapalım burayı. 1, 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Şuraya sık iğne yapmıştık. O sık iğneye batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yine aynı yere batırıp bir ikili trabzan yaparak oraya bir V oluşturuyorum. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Hemen köşemin içine batırıp yine bir köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum.
köşemi bu şekilde yapıyorum. 1, 2 zincir. Başını doluyorum. Tam sık iğnenin ortasına batırıyorum. 2'li trabzan. Araya 1 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıyorum. 2'li trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve köşemi yapıyorum. Bu şekilde şu iki köşeyi de aynı şekilde örelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine burada 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yarım bıraktığımız köşeyi şöyle altından ipini de yürütelim. Üç tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın burada aynı iple devam edeceğimiz için bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şu şekilde tam köşemin ortasına gelmiş oluyorum. Burada hiç zincir çekmiyoruz. Burası son sıramız. Hemen köşemin içine battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar köşemin içine batırıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen şurada 2 zincir çektiğimiz yuvamıza batırıp sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İkinci yuvamı batırıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Ve köşeme başını dolamadan batırıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Köşemin içine batırıp sık iğne yapıyorum. Şuraya bir pıtırcık yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tekrar köşemin içine battım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar köşemin içine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen şuraya göstermek istiyorum size. Şu şekilde bir modelimiz oluşmuş oluyor. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yanlarımızda 2, 3, 4, 5, 6. Bakın önümdeki hemen yuvaya battım. Sık iğne yapıyorum. Başını dolamadan batıp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen önümdeki yuvaya başını dolamadan batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen köşeme batırıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere batırıp sık iğne yapıyorum. Başını dolamıyoruz hiç bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Köşemin içine battım. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı köşemin içine batırıp başını dolamadan sık iğne yapıyorum ve köşemi oluşturmuş oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve yarım bıraktığımız köşemize batıyorum. Bir sık iğne ile oraya battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Burada bakın hemen önümde duran sık iğne var. Ona batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum.
bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde hemen modeli göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ortaya gerçekten çok şık bir model ortaya çıkıyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen sizlere iplerimi saklayıp birleştirme yöntemini de göstermek istiyorum. Normalde birleştirme videom var ama maalesef bu modelde olmuyor. Çünkü bu model sonradan değil, örerken birleştiriliyor. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Gayet güzel. Önceden yine ben şöyle tek renk örmüştüm. Aynı şekilde örüyorsunuz. Bakın bir yarım ördüm. Bir tane de tam köşe ördüm. Üçüncü köşe, yani bir, iki, üçüncü köşeye geldim. Hemen birleştirmeye başlayacağım. Şunu da şöyle tutalım. Öncelikle burada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Küçük pıtırcığımı yapıyorum. Bakın. Şöyle köşeden başlıyoruz birleştirmeye. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi şöyle uzattım. Hemen bakın şurada 7 tane zincir çektiğim bölüme tığımı batırdım. Ve ilmeğimi onun içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve batırıyorum. Bir sık iğne ile şu şekilde modelimi birleştirmiş oldum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıp sık iğne ile tutturuyorum. Şöyle göstererek de yapmak istiyorum kafanızı karıştırmadan. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Hemen önümdeki 6 zincirlik bölüme tığımı batırdım. İçinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen önümdeki yuvaya battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir. Hemen önümdeki yuvaya batırıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Pardon. Buradan 3 tane zincir çekecektik. Ekrana bakınca kafam karıştı. 3 zincir çektim. İçinden geçirdim. 3 zincir daha çekiyoruz. 1, 2, 3. Daha sonra önümdeki yuvaya kapatıyorum. Şöyle hem göstererek de yapmak istiyorum. Şöyle nasıl kapandığına dair. Bakın bu şekilde aynı renk yaptığınızda kesinlikle birleştirdiğiniz belli olmayacaktır. Ben farklı renklerle birleştiriyorum ki şu anda nereden birleştiğini görmeniz için. Ama aynı renkte yaptığımızda göreceksiniz ki kesinlikle birleştirme bölümü belli olmayacaktır. Yine tekrar burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen bakın önümdeki yuvaya battım. 1, 2, 3 zincir. Burada hemen köşemin içine batıyorum. Ve bu şekilde birleştirmiş olduk. En son köşelerimizi de birleştireceğiz. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere battım. Kapattım. Önce küçük pıtırcığımızı yapıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve bakın köşeme batırıyorum. Şu 7 zincir çektiğimiz bölüme batırıyorum. İçinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar köşemin içine batırıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere batırıp devam ediyorum. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu şekilde hemen ben burasını da öreyim. Tam olarak görün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birleştirmesi de oldukça kolay. Zevkle yapacağınız gerçekten çok hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de aynı benimle aynı fikirdesinizdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben şu köşeyi tamamladığım için
hemen sık iğnemi batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bakın. Hemen şöyle biraz da ben hiçbirine buhar basmadım. Şunlara da hiç buhar basmadım. Ama biraz buhar gösterirseniz daha da düzgün duracağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi birleştirmemiz de bu. Diğerlerini nasıl birleştireceğiz derseniz diğerlerini de aynı şekilde birleştireceksiniz bu şekilde. Şu uçları da bakın. Şöyle şuradan birinden veya ikisini aynı anda şöyle tutturabilirsiniz. Şöyle ikisini aynı anda yani bir bundan bir bundan tutturarak birleştirirseniz daha da hoş görünecektir. Kaba durur diyorsanız sadece birine geçirerek yapabilirsiniz. Diğer motifleri de umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunlar biliyorsunuz ki videoların izlenmesi için birçok kişiye ulaşması için çok önemli. O güzel yorumlarınızı da bu videonun altında görmekten mutlu oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki modellerde, yeni ve şık modellerde görüşmek üzere.